Hasan zannediyorsun ki ben o yayından kaçarak giderek bir süre sonra Didem bu yayını konuşmayacak. Böyle her şey unutulacak. Ama çok yanılıyorsun Hasan. O kadar yanılıyorsun ki. Çünkü Urfa Cumhuriyet Başsavcısının, soruşturma savcısının, emniyetin bu olayı ne kadar yakından takip ettiğini bilsen şaşırırsın. Yayından aksine burada bütün iddialara yanıt verebilirdin. Örneğin Mehmet Bey bak senin hakkında neler söyledi. Ben yapmadım, ben yapmadım dediğini o da duymuş. Üstün başın ıslak değilmiş, ıslak olduğunu söylemişsin. 3-4 vitesle gitsen, 70-80 kilometre hızla gitsen direkt orada ileri kadar gitmene gerek yok, kanala uçardın. Ve araba birinci vitesle sudan çıkartılıyor. Yani her şeyi geçtim. 2 gün sonra bak Maide diyor biz onunla sevgili değildik diyor. Maide yalan söylüyor. Aslanlar gibi Maide canlı yayında bak bütün evli barklı bir kadın. Ayrılım eşinden ben sonuçta bir kadın ekrancı ben onunla sevgili değildim yalan söylüyordu diyor. Urfa gibi geleneklerin çok ağır olduğu bir yerde ekranlara çıkıp senin yalan söylediğini söylüyor. Madem sevgiliysin kardeşim. Niye bak Maide karşında hatta Maide seninle bu yüzleşmeye geliyordu sen kaçtın. Maide buraya geliyordu. Seninle yüzleşmeye geliyordu. Sen kaçtın gittin. Kalıbının adamı bile değilsin. Kaçmıyor yani her şey sonuna kadar buradayım dedi. Ama sen sor da burada birileriyle telefon görüşmesi yaptığında o birilerine sayın savcım o ihbarda da bulunayım. Buradaki diğer bize başvuran kişiler tabii herkes burada birbirini duyuyor, görüyor, dışarıda oturuyorlar. Başka mağdurlar Hasan'ın biriyle konuştuğunu o telefondaki görüntüleri, videoları sil şeklinde talimatlar verdiğine tanıklık etmişler. Yani öncesinde sanki yani tesadüfen oraya gidilmiş gibi değil. Sanki öncesinde bir hazırlık yapılmış gibi. Peki ben şunu merak ediyorum. Anladığım kadarıyla sevgilim Maide sen haberleri Özlem'den değil de Asmin'den alıyormuşsun. Evet. Doğru mu? Evet. Asmin'le gizli gizli okulda konuşurdum. Çocuklarım da aynı sınıfa gidiyordu. Aynı okula gidiyorlardı. Gizlice konuşurdum Asmin'le. Ya, kuzenler de görüşemiyor o zaman. Çocuklar da görüşemiyor birbirleriyle anladığım kadarıyla. Evet. Çocuklar konuşurdu. Okulun bahçesinde konuşurlardı. Ay, okulun bahçesi. Okulun bahçesinde konuşuyorlarmış. Kuzensin evet. Yani. Aynı evde bir araya gelemiyorsun yani. Bırakmıyordu İdem Hanım. Bırakmıyordu ki konuşak birbirimize. Bırakmıyordu ki bacım bizim evime gelsin. Kız kardeşim benim evime gelsin. Bırakmazdı. Peki şunu da söylüyor. Diyor ki aslında Özlem başkasını seviyordu. Benimle evlenmeye mecbur kaldı diyor. Yalan söylüyor. Özlem sevmeseydi, kaç yıldır evli, 11-12 yıldır evli Özlem, o zaman bırakırdı. Hatta o zaman zaman o kişinin fotoğraflarını yiyeceğim. Şimdi Özlem evet. Öldü ya, arkasından sallamak kolay yani. Evet, yalan söyle. Bir insan, hadi ölüye saygın yok, bir şey sen nasıl karın ölmüşsen iftira atıyorsun? Kendisine göre gerekçeler yaratmaya çalışıyor, suçunu evet. Hafifletmeye çalışıyor. Didem Hanım bu adam yalan makinesi. Yalanı çok söyler. Yalan bir de katil. Hemen bunların hepsi tabii bir iddia. Soruşturma sonucunda sayın savcımızın işe evet. Yazacağı iddianameyle her şey ortaya çıkacak ama evet. Sonuçta bir cinayet şüphesi var burada. Yani evet. Yetkililer de bunu öyle görüyorlar. Yani çünkü evet. Yani beyanları ortada 3. 4. vitesle gittim diyor. Vitesi küçültmedim diyor. O zaman 3. 4. vitesle gidip aniden suya düştüyse arabanın 1. viteste olması lazım. Öyle çıkması lazım evet. Yani. Öyle bir şey de yok. Didem Hanım. Alo. Didem Hanım bir de diyor ya Asmin'e çiftliğini istiyordu. Çiftliğine Asmin'i götürmüşüm. Yalan söylüyor. O zaman o kanalın yanına gittiğim zaman orada Hasan amcası oğlu vardı. İsmail Çetin. Bağlanabilir konuşsun. Desin ki yalan. Abla bu Özlem ben Özlem'i aramışım. Saat 7.30'da 7'ye çeyrek kala falan vardı çeyrek geçe. Dedi Özlem'i aramışım. Demişim Özlem siz hala evden çıkmadınız mı? Demiş Özlem demiş 5-10 dakika sonra biz Urfa'da olacağız. 5-10 dakika sonra Urfa'da. Özlem demiş. Demiş İsmail bir çay üstüne ben geliyorum 5-10 dakika sonra oradayım. Madem ki Özlem at çiftliğine gitmiş olsa niye amcasının oğlunu arıyor da böyle söylüyor? Şimdi Hasan olayla ilgili sizi suçluyor. O üçüncü evet. VTR'yi bir ekranlara getirebilir miyiz lütfen? Bir getirelim ekranlara.
Şafii mezarlara gittim. Bir baktım mezarlardaki bütün üstündeki Hasan yazılan yazıları hepsini kazmışlar. Hasan'ın mezarlarına gelmesini istemiyoruz. Hasan çocukların mezarlarına gelmesin. Biz Hasan'ı mezarların başında görürsek biz Hasan'ı biz öldürürüz. Olaydan önce deprem oldu. Eşimin depremden korktuğu için ve sarsılması için ve çocukların yüzünden eşimin bazı birikim parası vardı. Kolyesi, bilezikleri vardı fazladan. Özlem kalkıp bunları anasına teslim ediyor. Özlem'in annesi Özlem'e diyor ki sen Hasan'ı sen kovarsan gel ben sana altınlarını vereyim. Biz köyden dönerken Özlem'in boynunda kolye vardı, küpe vardı, bilezikler vardı. Çantasının içerisinde 100 bin lira nakitimiz vardı. O olay esnada ekip arkadaşlar çantayı Özlem'in annesine teslim ediyor. Otopsi yerinde de altınlarını ablası... Durdurun. Maide altınları sana teslim etmiş. Bu altınlar nerede? Sizi altınları almakla suçluyor. Kim teslim etti? Bir kızın konusu. Ha. Alo. Şey Didem Hanım yalan söylüyor. Bu otobüsü yaptığı zaman herkes biliyor. Bütün savcı da biliyor. Herkes bağlanabilir. Bu imza atıyor. Sadece Özlem bize verdi. Özlem'in eşyası bir küpesi ve bir yüzüğüydü. Tek bunları bize verdi. Zaten tutanakla. Bu tutanakla. Adamın işikarı evet. İftira atmak. Tutanakla veriliyor. Haklısın bir tutanak tutuluyor. Evet tutanak veriliyor. İmza atılıyor. Hatta imza atmadan verilmiyor bu. Evet doğru haklısın. Yani bunu ben mi yanlış biliyorum ya da bilmiyorum. Doğru tutanak tutuluyor değil mi evet. Tunca Hanım? Tutanak tutulması lazım. Evet. Çünkü aksi halde oradaki görevli insanlar zan altında kalır. Aynen öyle. Usul evet. Budur. Hani diyor ya arabada 100 milyar vardı. Nasıl arabayı çıkardığı zaman hiç kimseyi yaklaştırmazdı arabaya. Peki görgü şahidimiz hazır mı? Ben ona bir şey sormak istiyorum. Araba çıkartıldığı sırada Mehmet Bey orada mı? Yayını dinliyor mu arkadaşlar? Peki Mehmet Bey'le bir konuşalım. Çünkü o sırada yani aracı peki kaç dakika sonra çıkardılar acaba? Biliyor musunuz? Araç bayağı bir geç çıktı. Yani 2 saat falan sonra çıktı. 2 saat sonra. O zaman evet. Söyleseymiş içinde param var deseymiş. Aynen. Hiçbir şey söylememiş yok, yani. Hiçbir şey söylememiş. Orada Hayır. Değildi ki zaten. Orada değildi. Hasan orada değildi ki bizi görsün. Hasan ben oraya gittim. Olay yerine gittim. Ben Hasan'ın yüzünü görmedim. Hemen. Yalan söylüyor Hasan yani. Yani hemen hasta muamelesi. Ya araba da zaten oradan çıkarıldıktan hemen sonra balistiğe gitti. Biz hiç görmedik ya arabayı. Arabanın içinde ne vardı ne yoktu. Çocuk arabası vardı. Her şey vardı. Arabanın bagajının içinde de. Araba hepsi Hasan'a teslim edilmişti. İncelemeye gitti sonra bu arabanın içinde ne şey olduğunu ben hiç görmedim. Bu ne şey olduğunu araba sahibisine verdi. Bu Hasan aldı yani bu eşyaları. Tamam. Devam etsin VTR lütfen. Devam et okuyun arkadaşlar. İkinci kat bir evim vardı. Özlem'in babası sürekli Özlem'i arıyordu. O evi sat, parayı bana ver. Biz kendimize bir yerde ev bulmuşuz. Üzerini tamamla, o parayı bize ver. Sürekli Özlem'i arıyordu. Ben oradaki evi sattım, 400 bin lira. Ben o evin parasını görmedim. Özlem'in arabası vardı. Özlem dedi ben arabayı kullanamıyorum. Arabamız beraber gittik sattık. Ben o evin, o arabanın parasını görmedim. Cuma gün sürekli tehditler yağdırıyor. Benim eski komşularımızı geziyor. Şunu söylüyor diyor ki ben diyor evi sattım diyor parasını diyor babasına. Parasını isteme götürdü. Ha? Aynen yalan öyle. Söylüyorum. Ben şahidim. Ha isteme götürdü evet. Paraları. Ben isteme götürdü. Özlem'in arabası vardı kurs için almıştı. Kendi yakalanacak ya. Sahte aile çıkamıyor. Arabayı kendi adına yapamıyordu. Özlem'in adına yaptı. Sonra yine gitti bir ay iki ay içinde kaldı. Yine bir geri geldi. Özlem'i kandırdı. O arabanın parasını sattı. İslam'a yine getirdi. Yani paraları hepsini İslam'a verdi. He, yani. İslam'a verdi. Yani ben şunu anlamıyorum. Ya diyelim ki siz paraları aldınız. Diyelim ki siz para istediniz. Onu aldınız, bunu aldınız. Diyelim ki hadi diyelim arabada 100 bin lira da siz aldınız. Ve kardeşim. 20 lira almadık. Ya diyelim 20 ki. 20 lira diye. Ya tamam zaten diyelim. Biz kendimizden anladım. Anladım. Ben tabii. Seni anladım da. Ya diyelim ki aldınız. Ya özür dilerim ama bu cinayet iddiasıyla alakası ne? Alakası ne? Yani şunu mu söylemek Aynen. istiyorsun Hasan? İşte o yüzden ben Özlem'den nefret ettim öldürdüm. Bu anlama geliyor yani. Bu anlama geliyor. O anlama geliyor. Diyor ki ben o ailesinden benden sürekli para istiyorlardı, onu istiyorlardı, bunu istiyorlardı. Ben de o yüzden öldürdüm. Bir de Didem abla bu bizden bu kadar yani. Nefret ederken nasıl parasını verebiliyormuş bize? Ya, biz yani çocuklarını bile göremiyorduk. Ben gizli giderdim evine, o eve gelmeden çıkar evime giderdim. Ha gizli gizli görüşürdüm. Gizli gizli giderdim ben. Devam edelim. Devamını da Hasan Efendi ne demiş bakalım lütfen.
Şahitlik edin. Cuma ile Adul benim evime girerek eşyalarımı hepsini kırmışlardı. Aradan 3 gün geçtikten sonra ben tekrar evime geldim. Benim evimin kapısına çiviler çakmıştı. Eve girmemek için. Komşulara sordum bu çivileri kim çakmış? Dedi Cuma ile Adul çakmış. Evime geldikten sonra evimin içerisinde hiçbir şey yok. Bir gün bunların avukatı direktmen bizim bir tane babamın amcası oğlunun yanına gitmiş. Özlem'den taraf kalan senin 3 tane evin var. Dedi bu evleri bölüşmesini istiyoruz. Dedim 3 tane evim var. Bu evlerden biri babamın evidir dedim. Babam bana güvenerek evin tapusunu benim adıma yaptı. Dur. Ya diye kızları ölmüş, kızların üzerinde o kadar senin 11 yıllık eşin, 12 yıllık eşin, onlar da daha sonrasında kızları adına hakları istemiş. Ya iyi yapmışsınız yani. Çok özür dilerim yani. İyi yapmışsınız. Ya biz kendimiz de istemedik Didem abla. Ben bu paranın pulu, haram paranın pulunu yapacağım. Ya Özlem'in değil miydi onun yarısı? Özlem'in değil mi? %50 devlet dedi, senin %50 dedi. Özlem'in mirasçısı kalmadığı için babamlara devredildi. Tabii. Bir de kan parası ne zaman verilir? Geleneklere göre öyle. Şey ya bir ölüm varsa, bir şey varsa, cinayet varsa, ne bileyim. Kan parası şu şekilde. Sen birini öldürmüşsen gider kan parası verirsin. O zaman öldürmüş müsün ki verdin bize kan parası? O kadar ki bizden nefret etmiş ki kızımı öldürdü. Tamam. Çocuklar o kadar ki bizden nefret etmiş. Ya bayağı bir nefret etmiş. Bizim için mi karını öldürdün, çocuklarını öldürdün?